Cemal Meral, Mayıs ayının 1945 yılının Mayıs ayında doğan bir Elazığlı kişi. 8 çocuklu bir ailenin çocuğuyum. En büyük erkek çocuğu benim. Benden beraber 3 erkek, 2 de kız kardeşim vardı. Bunlardan biri de gene sizin camianızdan biliyorsunuz, yakın bir zamanda Aydın Meral vefat etti. Ulova Gazetesi'nin sahibi, işte uzun yıllar bu işlere gönül vermiş olan kişiydi. Daha sonra tabii zamanı gelince okula gittik. İşte ilkokul, Atatürk İlkokulu, Atatürk Ortaokulu, Elazığ Lisesi falan derken. Daha sonra da Erzurum Eğitim Enstitüsü'ne, daha sonra da Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. İlk mezuniyetimde Becaiş yoluyla önce Sivas'a verilmiştim. Daha sonradan değiştirip Elazığ'a geldim. Beni de Baskil'e verdiler yeni olduğum için. O zaman ortaokul vardı, Baskil Ortaokulu. İşte 3 yıl orada çalıştık. Bu arada evlendim. Şimdi eşimle evlendim. Yani 1967'de ben göreve başladım. 68'de de evlendim bir yıl sonra. Ve iki çocuğumuz da Baskil'de oldu. Yarı buçuk Elazığlı, yarı buçuk Baskil'li oldular. Oradan da İstanbul Tuzla Piyade Okulu'na işte askerlik nedeniyle falan gittik. Daha sonra da tekrar dönüşümde Endüstri Meslek Lisesi, aşağıda Merkez Endüstri Meslek Lisesi'nde Celal Meral kardeşim de aynı branştandık. Orada beraber 80 yılına kadar orada beraber çalıştık. Daha sonra Milli Eğitim Müdür Yardımcılığına atandım. Elazığ Milli Eğitim Müdür Yardımcılığına atandım. 1983'te o zaman çıkan bir kararname ile işte Elazığ'da yerli doğumlu olanlar memleketinde çalışamaz düşüncesiyle çok sayıda insanları bize şeye verdiler. Efendim, il dışına, Sakarya'ya gittik. Sakarya'da iki ayrı lisede, Merkez Lisesi ve Ozanlar Lisesi diye büyük liselerde çalıştım. Daha sonra da Kırklareli Milli Eğitim Müdür Yardımcılığına atandım. Yani Trakya'nın en uzak aşağı yukarı ili. Orada da 89'a kadar çalıştıktan sonra bir aksilik oldu. Hakkari İli Milli Eğitim Müdürlüğüne atandım. Yani düşünün, bir taraftan Bulgaristan, Yunanistan sınırındasınız, bir taraftan da Irak sınırına geliyorsunuz. Ben de işte o zaman böyle biraz bir moral çöküntüsüyle şey yapmadım artık. Gitme. Var mı, yoksa sadece mesafe olduğu için mi? Yok, bazı sıkıntılar vardı. Mesela çocuklar dağınıktı, çeşitli yaşlarda okuyanlar vardı, atanacak durumda olanlar vardı. Efendim, biri mesela İstanbul Marmara Üniversitesi'nde okuyor, diğeri tekte çalışıyor, bir diğeri ilkokulda. Yani bunları parçalamak olmazdı. Bakanlık bunu göz önüne almadı, düzeltemedik. Düzeltemeyince biraz da o zaman yaşlanan iyice anne babamıza yardımcı olmak amacıyla tekrar Elazığ'a dönüş yaptım. Fakat işte Allah'ın o da takdiri kısmeti, çünkü ben buraya geldim, annem rahatsızdı, ev tuttum. Gittik evimizi getirmeye, evimi getirmeden annem öldü o arada. Bir faydamız olmadı.
Bir sene sonra da babam rahmetli oldu falan. 3 sene de mezun ortaokulunda çalıştım ve daha sonra da Palak Gazi Lisesi Müdürlüğü'ne atandım. 7 yıl da aşağı yukarı orada ilk müdürü bendim. Ki o lisenin de ayrı bir şeyi vardır. Yani benim yanımda ayrı bir değeri var. Daha sonra da ayrıldım. Emekli oldum daha doğrusu. Emekli oldum 1998'de, 99'un başında. Ve özel sektöre geçtim. Yani biraz istekle oldu bu iş. O zaman Harput Koleji'ydi, Harput okulları falan. Şimdiki Doğa Koleji'ne. 7 yılda oranın müdürlüğünü yaptım. Artık biz bu işi noktalıyoruz falan derken, bu kez de oradan ayrılma bir arkadaşımızın çok ısrarıyla Uğur Dershanesi müdürlüğünü yaptım. 3-4 sene. Sonra ayrıldım. Bir ara verdim 4 sene kadar. Daha sonra da gene bir arkadaşımızın yanı ısrarıyla, gerçi bizde de var tabii, biz de rahat duramıyoruz falan. Ondan sonra da yeni kurulan Nevra'da özel üretim kursunun müdürlüğüne geldim. İşte şimdi oradayız. Halen devam ediyoruz. Evet, kısmet artık. Çok hızlı anlattınız ama şimdi şöyle bir şey var. Eskiden okumak da bu kadar kolay değildi. Hiç kolay değildi, evet. Anne babanız okuyor muydu, okumuş muydu? Şimdi benim annem babam... Mesleğiyle mi okudunuz yoksa okuma aşkı zaten sizde var mıydı? Vallahi şimdi övünmek değil ama herhalde varmış diyorum. Çünkü annem babamın okuma yazması yoktu. Babam esnaftı, kapalı çarşıda esnaftı. Annem de ev hanımı işte, bildiğiniz klasik ev hanımlarından. Teşvik ederdi tabii her anne, her baba gibi ama okuma yazma hakkında fazla bir bilgisi yoktu, bilgileri yoktu. Hatta şöyle bir orijinalite de vardı. Benim ilkokula başladığımız zaman Atatürk İlkokulu'nda, efendim babam velimdi, ortaokulda bir başkası. Kim deseniz bilmiyorum desem inanın. Gelemem dedi, bir başka rica ettik birisine. Yani yoldan geçen desem inanın. Lisede de hakeza, o zaman ortaokul, lise beraber işte ortaokulu bitirdik. O adamın sayesinde çağır, hatta bir gün dediler ki velin gelsin, velim. Dedim ki hasta, yalan söyledik. Velim tanımıyorum, ben de tanımıyorum. Bir isim var, neredir, neyin nesi falan bilmiyorum. Öyle bir eğitime bakış açıları vardı. Ama samimi konuşuyorum, ben okumak istiyordum. İlk üniversite sınavlarında ki o zaman üniversite sınavı da yok burada. 1964 yıllarında Ankara'da sınava girdim ve Ankara Hukuk Fakültesi'nde kazandım. Siyasalı da takip ediyordum ama sonradan maddi bazı eksiklikler nedeniyle gidemedim, okuyamadım. Kaydımı yaptırdığım halde kaydımı tekrar geri aldım ve daha sonra da kısmetmiş işte öğretmenlik nasip oldu. Ömrüyü de böyle değerlendirdik. O zaman eskiden okuma şartları daha mı zordu? Şimdi okuma şartları, evet, şimdi doğru. Aileler çocuklarıyla çok fazla ilgileniyor. Siz hala çok içerisindesiniz. Evet. Evet. Ne tür farklılıklar vardı? Şimdi şöyle, o dönemde inanın çok güzellikler vardı. Aile bu kadar kültürlü değildi, onu kabul ediyorum. Çok fazla ilgilenmiyordu belki. Ama yani o okulun, o çevrenin, o mahallenin, o çarşıların, o sokakların emin olun verdiği kültür de apayrı bir kültürdü. Ve dolayısıyla o kültür sonucunda da çocuk kendini kurtarmasını biliyordu. Yani bu usta çıraklık çerçevesinde bir sanayide çok iş adamı olanları gördüm ben. Yani arkadaşlarımızdan veya çeşitli kurumlara işte kısa yoldan şeyi yok. Yani maddi durumu yok gidenleri gördüm. Daha sonra da yani daha büyük okullara kendi imkanlarıyla, yani imkanları derken part-time çalışma yoluyla, çeşitli yani günübirlik işlerle, böyle sıkıntılarla çalışıp kazananları gördüm. Bu bir istek meselesi. Ama şimdi ben şunu kıyaslıyorum. Evet, dediğiniz gibi imkanlar çok. Aile daha bir kültürlü, kabul etmek lazım. Var gücüyle okumak istiyor fakat emin olun çevre bozuldu. Kesinlikle bozuldu. O çevre değil. Belki cahillik vardı ama o çevrenin verdiği çok şey vardı. Şimdi onların nesli dumura uğradı. Yani okumak da kolaylaştı. Şimdi biliyorsun liseyi bitirmek falan öyle fazla bir geçmişte çok büyük bir olaydı. İnanın Naim Bey mahallesinde oturuyorduk. Elazığ'ın en eski mahallelerinden bir tanesi. 2 kişi vardık o sokakta, Nail Bey'de. Liseye giden 2 kişi vardı. Yani bu 60'lı yıllar falan. Şimdi
Çok, liseyi bitiren çok fakat bir şeye yaramıyor. Ve bakıyorsunuz yani mesela eğitim, öğretim derken öğretime hadi bir şey demiyoruz da eğitim var mı? Yok. Öyle o kadar fazla değil. Ve ona da pek fazla kıymet de vermiyoruz. Halbuki bunlar ben iyi biliyorum öğretimi, eğitim tamamlamazsa çocuk yarım bıçık bir şey olur. Hayatı da öyle geçer. Yani bir kısım değerleri öğrenir ama bir kısmını, yani bir romanı yarıda bırakmak gibi bir şey. Ben onu öyle nitelendiriyorum. Şimdiki halimiz, ahvalimiz bu. Ve tabii aile yoruluyor. Masraf var. Emek var görünüşte. Yani eğitim, öğretim için her türlü ortam var. Fakat ortaya çıkan fazla bir eser yok. İmkanlar belki daha fazla. Çok fazla, çok fazla şimdi. Çok. Çok ama fakat dediğim gibi yani bu yapılan çalışmalara, efendim dökülen paralara, emeğe, söylemlere falan ona uygun bir şey çıkmıyor ortaya. Siz imkansızlıklar yaşadınız mı? Ben çok yaşadım. Evet yaşadık ve ben sadece değil, kardeşlerim de tümü yaşadı. Mesela şöyle diyeyim, biz yani ilkokula ben başladığımda 6 yaşında başladım. Kardeşlerim benden tabii daha küçükler. İnan biz hepimiz Ulova Matbaası'nda çalışıyorduk. Hepimiz, ben de beraber çalışıyordum. Nasıl çalışıyor? Çırak. Yani haftalık işte çok cüzi bir şeyler falan ama adımız da çalışmaydı. Sonradan ben okulda okuma yazmayı öğrenince babamın dükkanında okuma yazma bilmiyordu. Ona yardıma gittim. Kardeşlerim gene orada kaldılar. Ve o matbaa işi de biraz sardı. Bizi okuma şey yaptı. Benle bir küçük kardeşim şu anda İzmir'de Celal Meral diye. O da uzun yıllar burada çalıştı. Aydın'ı da matbaa aşkı sardı. Yani matbaa aşkı derken inanın o kadar zor şartlar altında çalışıyor ki. Küçücük düşünün bir yer. Eski matbaa bilmezsiniz tabii. Orada kocaman bir makine, en tertip makinesi diye kurşun dökülen bir yer, daktiloya benzer bir şey. Kurşunu eritiyor, kurşunu tekrar döküyor falan filan. Onun sağlık yönü de var. O da var, o da onu etkiliyor falan. Ama buna rağmen Nuh dedi peygamberin, illa ben matbaacı olacağım diye emin olun. Biz varlığımızla aile olarak onu vazgeçirmeye çok çalıştık. İlla okusun, illa okusun falan. Çünkü okumak biraz da o zaman şu yönden de değerliydi. Yani okumanın safhalarının neresinde keserseniz kesin gene size bir ekmek düşüyordu ama şimdi düşmüyor. Yani bir lise mezunu, ben mesela mesleğe atılmışken bir tanıdığımızın arkadaşı geldi. Bir abi ben iş arıyorum, bir haftadır bulamadım dedi. Adam şimdi 3 senedir arıyor, bulamıyor. Bir hafta çok üzülüyor falan. Bir haftada 3 tane iş bulduk. Yani şartlar çok daha kolaydı. Yani ortaokul mezununa da vardı, lise mezununa vardı. Üniversiteye zaten söylemiyorum. Hangi üniversite olursa olsun. Şimdi üniversiteler arasında mesela öğrenciye bakın. Bulunduğum kurumda da öyle. Birinci hedefi doktor olmak falan. Tıp okumak. Yahu şimdi tıp okumak kolay da bir kere modern ilimde şu var. Yani senin yapın, senin zihni yapın doktorluğa veya tıp alanına uygun mu? Bir kere ona bak. Aile de zorluyor, çocuğum doktor olsun falan. İşte onu inceliyor musun? Acaba bunda doktor olacak bir ruh var mı? Bir psikoloji var mı? Bir istek, arzu var mı? Ona kimse bakmıyor pek. Ha, bu doktorluk aşkı da şuradan kaynaklanıyor. İşte biliyorsunuz, yani tıp alanında çalışanlar, Allah razı olsun, onlar da topluma büyük hizmet ediyor. Onu inkar edemeyiz. Ama iş bulma gibi bir sorunu yok. Bir de bir saygın yere geliyor. Hani ben doktorum falan dediği zaman gerçekten toplum biraz daha şey yapıyor. Yani farklı gözle bakıyor. Onu marifetli, onu efendim becerikli, onu çok zeki gibi algılıyor. Tabii onun da gerçeklik payı da vardır. Öğretim ve öğretimi tamamlayıcı olarak. Öğretim. Evet. Peki öğretim nerede başlayacak? Yani anne babada mı yoksa öğretmenler? Şimdi. Şimdi efendim, eğitim biliyorsunuz çocuk dünyaya gözünü açtığı zaman başlar. Anne baba ona verecek. Anne babadan artı bulunduğu mahallede, yani sokakta, şehirde onun da kendine göre bir eğitimi var. Mesela ben çok iyi anımsarım. Birçok yanlışlarımızı veya arkadaşlarımızın birçok yanlışlarını
Mesela sokakta, çarşıda, pazarda hiç tanımadığı insanlar tenkit ederek söylerlerdi, oğlum bunu niye yapıyorsun böyle? Bunu yapmayacaksın. O da kabul ediyordu. Evet, ben yapmayacağım, yanlış yaptım, özür de dilemesini biliyordu. Şimdi böyle bir ortam yok. Şimdi düşünün mesela, çok basit şeyler bunlar, belki defalarca dile gelmiştir. Öğretmen evinin önü Elazığ'ın hemen hemen en işlek yerlerinden bir tanesi. Üniversiteli gençlerimiz, liseliler, gençler neyse oturmuş. Yaşlılarımız da var, o da ayrı. Otobüs durağında çıt 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 çekirdek şey yapıyor. Şimdi çok affedersin, yere de tükürüyor böyle. Ben birini ne ikaz ettim, adam yani baktı sağ olsun, yine belki de el kaldırmadı ama ya git işine gözünü seveyim, yani beni rahatsız etme gibilerden pek fazla işte oralı olmadı, cevap da vermedi. Yani ben de pişman oldum çünkü o tek örnek değil. Her gün o örnek. Bakın o civara, yani ben çok oradan geçtiğim için görüyorum. Yani bir temizlik konusu sadece belediyeye bırakılmamalı. Ben şunu da biliyorum. Mesela sabah evlerin önü çok önce, artık 50 sene evveli diyelim, çok rahat hatırlıyorum. Şeydi, topraktı. Ama sabah erkenden herkes bir uzun süpürgelerle evin önünü emin olun süpürüyor. Tertemiz pırıl pırıl ve bir de toprak kokusu çıkıyor. O zaman belediye gene temizliği o ilkel imkanlarla yapıyordu. Ama az iş düşüyordu. Şimdi vatandaş olduğu gibi çöpünü sepiyor, sokağa atan, sigarasını fırlatan, şu bu falan. İşte bu eğitimin azlığının göstergeleri. Bakın okumuş adam, ağzında kravatı var, sigarası ağzında. Ama bitiriyor sigarayı, fiskeyi vuruyor, nereye giderse gitsin. Yani doğru mu bu yaptım, onu şey yapmıyor. Sokağa olduğu gibi affedersin tükürebiliyor. Çöpünü getirip onu ortaya atabiliyor. Hatta pencereden atanları bile biliyor. Yani bu eğitimin eksikliği. Maalesef bu sadece buraya mahsus değil, yanlış anlamayın. Bu büyük illerimizde de mesela zaman zaman gidiyorum. Aynı şey orada da var. Orada da mesela İstanbul gibi bir yerde, yani tarih ve edebiyat kitaplarında marifin, yani eğitimin göbeği diye bilinen bir yerde daha berbatı var. Çünkü o da insan. Yani bir bozulma olunca, eğitimsizlik olunca o da aynı şey. Eskiden nasıl peki? Eskiden bundan iyiydi. Tamam. Evet, %, yani büyük bir oranda, yani onun satiğini yapmadım ama inanın büyük bir oranda dinlerdi. Ben mesela rahmetli babam Kapalı Çarşı'da arz etmiştim, dükkanımız vardı. Oradaki büyüklerin hepsi benim babam gibiydi. Hepsi ama. Yani yanlışımız olduğu zaman mesela ben bir sigara yaktım hiç unutmuyorum. Dükkanımızın da köşesine döndüm. Gülten Pazarı, şimdi onların babaları. Çağır dedi ki, evladım bunu bir daha yapmayacaksın. Burada hep büyüklerim falan. Bir daha da ben onu yapmadım. Herkes dinliyordu. Mesela çıraklar vardı orada. Fazla bir eğitimi de yok. İlkokulu bitirmiş veya o da şüpheli. Onlar da o eğitime uyuyorlardı. Terbiyeli olacaksın. Sen küçüksün, karşıdaki büyüktür. Sana bunu yapma dedi mi yapmayacaksın falan diye uyuyordu. Şimdi işte maalesef öyle bir uyarma yok. Hatta yani baba anne bile çok dinliyoruz. Hocam diyor, ben kaç kere kim bilir, belki bin mi kim söylüyorum ama dinletemiyorum. Bu ne demektir? Demek ki işte yani doğduğundan beri çocuğa etki etmiyor. Bir kişinin sözünün hakikaten bir fazla şey olmuyor, farkı olmuyor. Herkes aynı zihniyette olsa, herkes aynı şeyi söylese. Şimdi mesela öğretmenlik uzun yıllar yaptık. Çocuk ve öğretmen mesela olarak velimiz geldiğinde ilk sordu, hocam memnun musunuz? Yeminle söylüyorum, çok uzun yıllar ben bu soruyla muhatap oldum. Ya diyordum, fiziği falan, ya bırak hele fiziği, onu sonra. Önce memnun musunuz? Şimdi diyor, hiç onu soran yok. Yani gidişi nasıl, girişi nasıl, giyinimi, kuşamı nasıl? Yani bilemiyorum artık, biraz bir dejenerasyon var, kabul etmek lazım. Ben ondan memnun değilim, kılık kıyafet. Bakın, yani bütün okullar için konuşuyorum, çevremizde, hele ki batı illerinde. Yani bu sokaktan rastgele okula mı girdi, sıradan bir vatandaş mı, öğrenci mi, öğretmen mi, vallahi belli değil. Yanlış. Gene bizim buralar nispeten bir ölçülüyor, hele bir de bir batıya gidince daha bir bambaşka oluyor. Kırılma noktası nereden başladı?
Kırılma noktası şöyle. Şimdi toplumumuz tabii teknoloji çağına girdi biliyorsunuz. Şimdi ben eskiden efendim yaptıklarımızın her şeyi doğrudur demiyorum. Yani biz bir bankalarda bizlerde elle hesap kitap diploma notlarını böyle hesap ediyorduk. Bu devri özlemiyorum ben. Şimdi yani bilgisayar da kabahati yok. Bilgisayar hayatımızı kolaylaştırıyor falan. Ama o teknolojinin girmesiyle beraber şimdi mesela bu cep telefonları. Şimdi bana sorsanız faydalı mı zararlı mı? Zararı faydasından çok. Bütün öğrencide var. Hem de durumu müsait olsun olmasın tümünde var. Var ama biz bunu bir teknolojik alet yani amacına uygun kullanmıyoruz ki. Haberleşme için kullanmıyoruz ki. Yani şöyle basitçe dünyada ne var ne yok. Şehrimizde, dünyamızda ne oldu diye bakmıyoruz ki biz ona. Habire bakıyoruz kim nerede, efendim ne yapıyor, tatilde nereye gitmiş veya saçma sapan uyduruk bazı şeyler. Bunun hesabında inanın akşama kadar bu. Televizyonda barbar bağırıyor. Yani bu sadece buranın değil, her yerin büyük bir şey. Büyükler de dahil. Bir yere oturun bakın, ilk iş televizyon, telefon. Orada işte ondan sonra evet doğru falan diyor ama sizi dinlediği falan yok. Öyle. Ben biraz da sizi tanıyalım. Sizin nasıl bir çocukluğunuz oldu? Çocukluğum çok güzel geçti. Benim çocukluğum İstanbul'da geçti. Annem, ben küçükken annem, babam, ailem İstanbul'a taşınmışlar. Hatta 2 yaşındaymışım taşınmışlar. Sonra babam rahatsız oldu. Fatih'te oturduk İstanbul'da. Babam döndü buraya. Dönüş yaptık Elazığ'a. Asıl memleket burası. Asıl memleket burası. Döndüler sonra şu an onlar gittiklerine ama çocukluğum çok güzel geçti. Yani İstanbul'daki o çocukluk başka bir şeydi. Tabi buraya gelince biraz şey olduk, toparlandık. Onu giyme, dışarı çıkma, çocuksun, şuna bakma, bunu etme derken bir şey çektim yani böyle bir... Genç kızlık dönemi. Genç kızlık dönemi. Yok, ilkokul 5'teydim geldim. Yine çocuk sayılır ama tabii genç kızlık gibi ondan sonra. Sonra tabii memleketimiz, adapte olduk, akrabalar, arkadaşlar derken kız enstitüsünde okudum ben. Beni kız enstitüsüne gönderdiler. O zaman çok bayanlar çalışmıyordu, yani çalışanlar da çok azdı. Ev hanımı olmak için, iyi bir anne olmak için, iyi bir evlat yetiştirmek için kız meslek lisesine oradan mezun olamadım. Ayrıldım. Zayıf getirmiştim, kızdım, gitmeyeceğim dedim. Sonra pişman oldum, dışarıdan girdim falan derken kaderim açıldı, evlendim, öyle kaldım. Kaç yaşındaydın? 19 yaşında evlendim. Akrabalık bağı var mı? Yok, hiç komşuluk da yok, akrabalık da yok ama aracılar var. Yani benim akrabam, onun ablası derken. Birbirinize uygun gördüler. Uygun gördüler. Görüştünüz mü? Görüştük sayılır. Yani şey yapmak için yani artık evlilik şeyi alındıktan sonra görüştük. Onay verildikten sonra onay verildi. Şimdi hanımefendi bizimki var ya inanın daha bu yani 21'e falan girdik. 20'de değil 19. asır gibi bir şey oldu. Ama bir nasip kısmetmiş. Yani işte göz gördü gönül sevdi falan derler ya. Hiç birbirimizden ne öncesinde ne sonrasında bir tanıdıklık falan yok. Aynı mahallede bile oturmuyoruz. Hiç karşılaşmadık. İşte bir tavsiye, bir görelim dedik. Yani kanımız kaynadı. İyi tamam bu olsun falan dedik. O oldu. Benzemez ki ses sana. Oh,
Kolay bu. Ama samimi konuşuyorum. Ben bir vesile olduğu için söylüyorum. Evliliğimiz bizim 52 seneye gidiyor. 51 bitti falan. Evet, 52 seneye gidiyor. 1968 düşünün. Efendim 51 bitti, 52'ye gidiyoruz. Şimdi teşekkür ediyorum kendisine de eş olarak. Hakikaten sabırlı. 3 tane de çocuğumuz oldu. Şu anda da 8 de torunumuz var bizim. Hatta evlenme durumunda olan bir torunumuz daha var ya. O da ayrı bir güzellik falan. O da işte kaynağı da tabii eşimdir. Dediğimiz gibi kendisine de yani yaptığından, ettiğinden bugüne kadar yani benim gibi biraz da geçimsiz adam idare ettiğinden ötürü teşekkür ediyorum. Ya tabii ki insanların, herkesin kendine göre huyları var ama Allah razı olsun. Güzel bir evlilik geçirdik, yani yaşam geçirdik. Şimdi zaten yaşlıyız, zaten daha çok birbirimize muhtacız. Ben dua ediyorum Allah başıma eksik etmesin diyor, aynı şekilde dua ediyor. Şimdi iki kişi, eşler böyle birbirinden bu kadar memnuniyetçi cevaplar verince ben de haliyle sormak zorundayım. Bu memnuniyet nasıl sağlandı? Sabır. Yani hani bir tarafından bir tarafını şikayetçi olmasına alıştım açıkçası. Şimdi evladım bakın. Şimdi bakın. Şimdi bu evlilikte biliyorsunuz kız istendiği zaman diyor ki işte Allah'ın emri peygamberin kavliyle falan. Şimdi demek ki bu işin bir dini yönü var. Bir de geleneksel yönü var. Yani dünyanın kurulduğundan beri bu iş var. Bu kimseye mahsus değil. Herkese mahsus bir iş. Şimdi gençler maalesef yani evlilikte bir kriter yok. Yani ne istiyorsun, sen ne bekliyorsun denildiği zaman klasik beylik bir iki lafın dışında doğru düzgün bir cümle kuramıyor. Yani demek ki bu tam olarak bu fikre kendini alıştırmamış. Yani ben evleneceğim ama ne olacak, bu bayanda aradığım nedir veya bu erkekte aradığım nedir onu tam olarak bilmiyorum. Şimdi mesela bir görüntü, bir boy boz falan bir cezbedebiliyor. Yani şimdi yerli tabirle, yerli de demeyeyim de yeni tabirle elektrik alma diyor ya, işte ceryan yanıyor, sönüyor falan, kabul ediyor, tamam diyor. Şimdi evlilik bir fedakarlıktır kızım. Benim bildiğim bu. Şimdi diyor ki evlendiği zaman, bunu ben her yerde ifade etmişimdir. İyi günde, kötü günde, işte varlıkta, yoklukta, efendim hastalıkta, sağlıkta falan. Evlilik bu. Buna tahammül edebiliyor musun? Hayır, şimdi etmiyor. Etmiyor çünkü bunun çok çeşitli örnekleri var. Yani erkeğin ayağı kayar kaymaz, diyelim ki işi terk etti, bir terslik oldu, işi bozuldu. Yahu diyor sen ne aptal bir adamsın, affedersin. Sen ne işini gücünü bilmez bir adamsın ve horluyor. O zamana kadar iyi olan adam, cayır cayır para kazanan adam, imkan efendim oluşturan adam bir anda kötü oluyor. Niye? İşi bozuldu. O zaman bu evlilik evlilik değil. Çünkü yani insanları bırakın, devletlerin bile kötü zamanları oluyor ya. Ne yapalım, bırakıp gidelim mi yani? Devlettir işte, mali durumu bozuluyor, harbe giriyorsunuz, yokluk sefali. Bu Türk milleti kadar yokluk çekmiş olan bir millet yok. Ne yapalım? Yani varlıkta iyi de iyi biçiyor, sonra köy yoklukta mı kötü olur? Yani neredeyse hastalık olabilir. Hasta oldu, yani bir yerde şey bozuldu, düzen bozuldu. Ne yapacaksınız? Kimisi diyor ki aman yani bu nasıl evlilik, bu yani Allah'ın bir cezası beni buldu. Kimi de diyor ki Allah'ım sana çok şükür, hiç olmazsa yani biz beraberim, elimden iş geliyor, onu ben idare ederim falan gibi. Böyle karşılıklı anlayış olunca gidiyor. Bizim de başımızdan çok şeyler geçti. Yani yokluk o kadar tam tabanını gördük diyemeyeceğim ama o da oldu. Hastalık oldu, sıkıntılar oldu ama biz birbirimize dayandık. İşte onun için 52 seneye geldik. Allah ömür verirse daha da gideceğiz. Peki en büyük vazife evde kadının mı erkeğin? Bence ikisinin de, samimi konuşuyorum, bunu işten söylüyorum. Şimdi ev işi, yani şunu kabul etmek lazım. Yani bu geleneksel olarak yani kadının işi evdedir. Yani şurada bu evin çekip çevrilmesi genelde kadınındır. Ama yani erkeğin elinden bir iş geliyorsa, erkek de yani kadın orada hani bir şeylere cebelleşip o da ayaklarını uzatıyorsa bu da olmaz. Yani kalk yardım et. Yani bir şeylerde yani yardımlaşma artık, öyle diyelim. Ama hadi gel her şeye de bunu katmamak lazım. Onu da diyorum. Yani bunun dozunu da bilmek lazım. Yani yemek yapma.
Yani yemek yapma şöyle, ben mesela hayatta yemek yapmam da yapamam da öyle bir marifetim yok. Ama derse ki mesela ya şu kapları, kaşıkları şu masaya sen götür veya bir salata da sen yap, ondan da gocunmam, yaparım. Yaparım. Ama yani öyle çamaşır yıkayıp onlar yok, onlar bayan işidir. Onu da bilmek lazım, bayan yapıyor çok şükür. Yani bizim için bir problem olmuyor. Ben severdim zaten. Neden? Çünkü kendi yaptığım daha içime siniyor. Yani elimle yapacağım bile. Yani ben yardımcı almayı da sevmiyorum. Çok sıkıştığım zaman alıyorum ama kendi elimle yapacağım. Kendi kafama göre. Yani o yüzden hocam mutfağa girmiyor. Mutfağa girdiği zaman iş çok oluyor mutfakta. Peki nasıl bir eştir? Allah razı olsun. Yani şimdiye kadar tabii ki muhakkak herkesin bir huyu var. Benim olduğu gibi onun da huyları var. Şey yapmak lazım yani, hoş görmek lazım. Başka da yolu yok. Peki sizce evde en büyük rol kimin? Kadının mı, erkeğin? Ya tabii ki şimdi ben paylaşıyoruz diye düşünüyorum. O dışarıda tabii ki dışarının zorluklarına göre mücadele veriyor. Ben de evde hani gene şimdi rahatız, çocuklar falan da yok, yalnızız şimdi. Çok bir sıkıntımız da yok ama gençler varken, çocuklar varken onların sıkıntıları, onların sorunları vardı. Öğrencilik yılları veya dersleri, şeyleri, bir yıl şeyleri oldu, haliyle oldu. Ama çok şükür atlattık, geçtik yani, bir şey yaptık, karşıladık, göğüsledik, oldu, geçtik. Yani günümüzde bakınca hani ilk yılda dahi böyle hani derler ya, ne çabuk birbirinizi tanıdınız da hemen boşanma kararı aldınız. Evet. Çok kısa süren evlilikler var. Evet. Çok uzun süren evliliklerin ardından boşanan çiftler var. Şimdi bizim zamanımızda, sizce bunun nedeni nedir? Zamanında çok boşanma olmuyordu. Çünkü boşanma çare değildi yani. Tabii ki şimdiki gibi sorunlar da belki şeyli değildi. Mesela evlendim insan bu. Bunları yaşıyorum ama değişir mi ki? Yani o insanın aklına geliyor. Ayrılırsam değişir mi ki? Nasıl olur? Bundan sonrası nasıl olur? O tür bir düşünceler vardı ama şimdi gözü kara hemen atlıyor insanlar. Ama sonradan ikincisi olacak mı? Oluyor mu? İyi gelir mi? Onu bilemiyor. Bilemeyince de bir hayli bir şeylerle karşılaşılıyor. Ben biraz yani, eskiden kadere bağlılık daha mı fazlaydı acaba? Hani kaderim bu işte... Şimdi... Hanımefendi, esasında yani kader elbette ki vardır, biliyorsunuz. Bizim inanışımızın temel ilkelerinden bir tanesi de bu. Şimdi yani insanların aynı olması, aynı şeyleri düşünmesi, aynı şeyleri beğenmesi veya beğenmemesi ve benzeri şeyler, bunlar mümkün değil, bunlar teoriktir. Yani düşünün, iki ayrı ailenin çocukları, yani ben bütün samimiyetimle söylüyorum, ilk evlendiğimiz zaman yani bizim benzerliğimiz şu anda bütün yani gayet samimiyim, en az %95 şovumuz benziyor, her huyumuz. O zaman da %5 desem inanın. Ya ben dedim, hatta ben ya nasıl bu kadar ters bir adamla ben anlaştım, peki dedim falan. Ama şu da var, yani şunu kabul etmek lazım. Bu ayrı bir aile ortamında, biz ayrı aile. Aileler farklıydı. Farklı olunca ben bunu kabullendim. Yani bu öyle görmüş ama bu böyle gidecek anlamında değil. Anlattık, bunu böyle yapacağız bundan. O da peki dedi. O da bize biraz bazı şeylerde dedi ki yani bu böyle olmaz. Biz de peki dedik, işte böyle geldik. Şimdi gençler, bir de anne baba da kesiyordu etrafını. Yani gidiyorsun, böyle ulu orta dönme yok. En azından o yollu bazı biraz abes sözler de vardı. İşte sağ gittin, ölü geldin, bilmem ne falan. Bunlar saçma sapan ama yani bunun anlamı şu. Lütfen ulu orta bir sebeple bu eve dönme. Bunu söylüyorlardı. Şimdi tabii bu da kesilince bayan daha çok evine bağlanıyor. Erkek de öyle. Yani biz artık kaderimiz, ufak tefek eksikliklerimizi beraber gidereceğiz. Beraber. Yani evlilikte inanın kişilikler birbirinin içinde eriyordu. Yani artık sen ben yok, biz varız. Şimdi öyle değil. Bayan şikayet ediyor annesine, diyor ki yahu benim bu adamdan hiçbir şey anlamadım. Bağırıyor, çağırıyor falan. Öyle mi? Bırak gel falan. Şimdi bu tip kolay yani, bırak gel ama. Peki sonu bunun, yani sonu ne olacak? Yani daha mı iyi olacak? Bunun hesabını kimse yapmıyor.
Ve dolayısıyla böyle bırak gel falan yani konusu olunca o zaman aileye soğukluk düşer. Aradaki samimiyet biter. Bitince de artık o aile temeli sarsılmıştır. Yani çok zor. Çünkü kadın asla evini terk etmemeli. Benim bildiğim bu. Ufak tefek anlaşmazlıklar olur, ufak tefek küslükler olur. Bunlar günü birliktir, gelir geçer. Özür dilenir, ne bileyim yani. Veyahut aldırmazsınız, olur biter. Ama yani böyle her şeyde ben gidiyorum, gittim, ben tamam dedin mi konu bitmiştir. Bence bitmiştir. Ve üzülerek belirtiyorum, birçok yerde ifade ettim söz açıldığı için. Yani benim evlendirme dairesinde birkaç tane öğrencim var. Adam diyor ki, ilk defa Elazığ'da boşanma oranı evlenme oranının üzerine çıktı. 635'e 715 gibi. Bu ne demektir? Bu demek ki biz evliliği rayından çıkardık. Böyle evlilik olmaz. Şimdi geçmişte kör topal da olsa her neyse yani adam ben mesela gençliğimizde bazen hayret ederdik ve hayranlık duyardık. 40 senedir diyor biz beraberiz falan hayran. Şimdi adam diyor bırak gel bırak yani neyi bırakıp gidiyorsun kardeşim bu çocuk oyuncağı mı? Her şey eskisi gibi mi? Sen eski olabilir misin? Dul bir bayan adı dul. Ötekinin dul erkek. Yani bu hoş bir şey mi? Neymiş efendim adam geç gelmiş. Bir kavga gürültü tamam. Yani basit sebepler boşanması. Bence bunlar yanlış. Çünkü aile ortamı bakın dört duvar arasındasınız. Allah da bunu bir barınak olarak yaratmış ama yani sadece soğuktan korunmak için değil. Bazı şeyler bu odanın içerisinde kalsın diye yapmış. Bu da kalsın. Kalsın. Biz bugün yani bir biraz küs oluruz. Yarın barışırız olur biter. Öyle oldu dedi. Böyle. Tabii düşüyor. Tabii. Zaten hanımefendi bizde yani evliliğe hazırlık gibi bir devre yok ha. Her şey hazırlık var. Buna yok. Yani doğru düzgün kulaktan dolma. Zaten onu evlendirenler de bilmiyor ki evladım evliliğin anlamı budur. Beraber oluyorsunuz ama yani bir erkekle veya erkek için bir bayanla beraber olacaksınız. Yurt yuva sahibi olacaksınız ama bunun gereği şudur. Şöyle yapacaksınız. Yani lütfen birbirinize anlayışlı olacaksınız, sabırlı olacaksınız. Doğru düzgün bunu anlatmıyor yani. Anlatmıyor. İşin oyun yönleri yani. Oyun gibi. Oyun ne olacak? İşte bir saman alevi gibi iki gün sonra da bitiyor. Evet. Okumak ister miydiniz? Sonrasında açıklamaya çalışabilirsiniz. Tabii okumak. Ben çok babam istiyordu benim okumamı. Annem de istiyordu. İşte bir aksilikler oldu falan. Soğudum okuldan. Ve gitmedim. Gitmeyince de sonra pişman oldum ama. Ne olmak isterdiniz? Ben öğretmen olmak isterim. Zaten kız meslek lisesi öğretmen okulu muadili bir okuldu. Çok da ağırdı kız meslek lisesi. Yani öğretmen okulu herhalde daha bir hafifti. Çünkü bizim derslerimiz çoktu. Hem anne olmak için, ev hanım olmak için bir yığın dersler. Bir taraftan da fenli dersler de var yani fen bilimlerini ilgilendiren. İngilizcesi, matematiği, şuyu, budu, coğrafyası, tarihi her şey vardı. Yemek, çocuk bakımı, her şeyi gördük. Şapka, çiçek yani bunları hep gördük. Nakış, dikiş. Hep bunlardan artık bunaldım ben herhalde ki. Yani bir soğukluk geldi. Arada teyzemle okula gidiyordum. Teyzem de evlenince ben şu oldum okuldan soğudum. Sonra pişman oldum ama tabii ki isterdim. Ama oldu. Demek nasip de yokmuş. Sonrasında evlilikte çok bocaladınız mı? Bir boşluk var mıydı? Şimdi şöyle yani küçüktüm 19 yaşındayım ama çok da küçük değildim. Rahatlıkla bir evi çevirecek durumdaydım yani o şeyleri almıştım. Tabii ki yemekte falan bir şeyim oldu, bir zorluğum oldu. Çünkü ben evleninceye kadar yemek falan yapmamıştım. Annem yapıyordu. Allah rahmet eylesin onu da kaybettim. O bir zorluklar oldu tabii ki. Ondan sonra hayat yani bir şeyleri getiriyor önünüze. Ama şey dedim yani kendi kendime kuvvetliydim. Demek ki gene bir okuldan dolayı bir şeyler vardı ki becerdim, yaptım. Dikiş diktim gençliğimde güzel. Çocukların üstünü başını hep yapıyordum, dikiyordum. Kapı komşu arkadaşlarıma bu konuda yardımcı oluyordum ama çok büyük bir şeyler yapmadım. Yapmadım, kendim idare edecek kadar oldu. Ondan sonra zaten çocuklar büyüyünce ben de... Peki anne olmak nasıl bir duyguydu? Çok güzel.
Hele ki babaanne olmak, anneanne olmak onlar daha güzel. O zaman ben torun mu, evlat mı sorusunu direkt geçiyorum. Evlatta falan. Şimdi bakın, bakın şimdi onu müsaade ederseniz ben şöyle söyleyeyim. Şimdi bence evlat. Yani o torun, şimdi torun sahipleri alınmasınlar ama bence evlat. Çünkü şöyle, şimdi evlat sıfırdan bütün sorumluluğuyla size teslim ediliyor. Allah öyle veriyor. Şimdi bunun gece sabaha kadar ağlaması var, hastalığı var, varlığı var, şuyu var, buyu var falan. Şimdi dolayısıyla siz ona yani ne kadar sevgi ayırsanız bile biraz az oluyor, torundan az oluyor. Toruna biraz fazla oluyor, neden biliyor musunuz? Torun hazırdan bir sevgi. Ona bakanlar var, onu doktora götürenler var, onu giyindirenler var. Ne bileyim, onun her şeyle ilgilenenler var. Hazırdan size yapma bebek gibi diyor ki al sevgi. O işte o çok olur. Bir de onun, bir de yıllar sonra bir şu var artık o küçük bebek sevgisini unutuyorsunuz yani. Yeniden bir sıfırdan bir o gelince onu bir de bir artık sevdiğiniz bir insanın bir parçası onu yüreğinize basmak da yani ayrı bir zevk veriyor. Siz öğretmendiniz. Evde de öğretmenlik mesleği mi devam ediyordu yoksa baba mı oluyordunuz? Nasıl oluyordu? Vallahi ben öğretmenliği samimi konu çok affedersiniz tuvalette bile bırakmam. Benim adetim böyle yani şöyle yanlış gördüğüm bir şeyi yani düzeltmeye çalışmak, ikaz etmek benim huyum. Yani değişmez huyum. Hatta bazen diyorum ki ya şunu da görme yani mesela kursta, okulda şunu da ama elimde değil. Yani ben ona inanıyorum çünkü şunu gördüm. Yani tabii uygun bir dille yani bir bağırıp çağırmanın bir anlamı yok. O çocuğu o bilmeden yapıyor. Onu ikaz etmezseniz ona bir iyilikte kötülük yapıyorsunuz. Şimdi evde de bazen bilir bilmez hatalar oluyor. Biz de insanız, biz de hata yapıyoruz. Yani söylüyoruz onu uygun bir zamanda. Ama tabii babalık da ayrı bir konu. Yani ben şöyle diyeyim, önce öğretmenlik sonra babalık var. Korkuyorlar mıydı çocuklar yoksa? Ben de evde mi? Şimdi vallahi korku kızım değil. O hariç, o hiçbir şeyden korkmuyordu. En küçüğü olduğu için o şey yapıyor. Şimdi hanımefendi bu korku biraz olması lazım. Yani ben ona inanıyorum. Allah bile, Allah sevgisi korkuyla karışıktır. Yani onu olan bitenden de korkacaksın. Olabileceklerden daha doğrusu. Korkacaksınız ve seveceksiniz. O ikisi beraberdir. Şimdi yani büyüğe karşı duyulan saygının içerisinde bir miktarı artık diyelim ki %25'i de korkudur. Yani bu adam kızarsa veya bu adam beğenmezse, bu adama ters düşersek yani iyi olmaz bir şey. O duygu olsun yeter. Yoksa şiddete dayalı bir korku olmaz. Eskiden mi çocuk yetiştirmek daha zordu yoksa şimdiki zamanda? Ben şimdiki zamanı zor buluyorum. Zor. Eskiden çok daha kolaydı. Zor. Şimdiki zorlukları şöyle bir kere nesiller arasında bir sağırlık oldu. Sağırlık yani bir duvar geldi. Anlamıyor çocuk yani babayı, anneyi falan. Şimdi bu biraz doğaldır derler ki hani belirli yaşlarda çocuk işte diyor ki benim annem babam her şeyi bilir. Bir zaman sonra işte az bilir, bir zaman sonra hiç bilmez falan filan. Şimdi yani tahsiliniz, kültürünüz ne olursa olsun çocuk o yandaki, yanında, yöresinde bulunanlardan, çevresinden ne bileyim bir takım işte etmenlerden etkileniyor. Ve dolayısıyla anne babanınkini ilkel buluyor. Yani bunlar kapalı çevrenin adamları. Bunlar işte yani tahsiliniz de ne olursa olsun. Yani bunların devri başkaydı. Evet devir başkaydı ama doğru doğrudur. Her zaman doğru canım. 500 sene evvel de doğruydu. Yani onu düşünemiyor. Ve birçok şeyde ben öğrencimde şunu gözlemlemişimdir. Hocam üniversiteyi bitirince daha yeni yeni anlıyoruz ki söylenenler tamı tamına bizim içinmiş. O zaman bir kulağımızdan vurup bir kulağımızdan git. Hocam hayata dair pişmanlığınız var mı? Şunu yapsaydım. Vallahi benim hiçbir pişmanlığım olmadı. Yani insanın mutlaka hatalarımız olmuştur. Yani dünyanın en mükemmel insanı değilizdir ama inanın ben samimi konuşuyorum. Bunlardan dönüş yapmasını bilmişizdir.
dönmüşümdür. Yani bu hatalıdır, bu yaptığımız veya söylediğimiz, ettiğimiz her neyse. Özür dile, çocuktan bile özür dileme, yanlış yaptığımız onun özür dilemesini de bilmişimdir. Yani fiil olarak da Allah'a çok şükür yüzümüze ak, alnımıza açık derler ya, yani tertemiz bir mazimiz, iyi bir kendimiz, kendi alanımızda iyi bir ismimiz. Her zaman söylüyoruz, bir, çok zengin olamadık, öyle bir fikrimiz de yoktu. Çok şükür diyoruz ama iyi bir isim kazandık. Bu da benim için çok önemli. Sizin var mıdır pişmanlığınız? Yok, pişmanlığım yok. Yani hayatın gittiklerini hep kabul ettim. Yani göreceğim kadere sizin dediğiniz gibi inanıyorum. Çok şükür, hamdolsun. Yani en çok üzüldüğünüz olay? Yani olmuştur ama şimdi şu anda hatırımda da bir söyleyeceğim bir şey yok. Olmuştur bakalım. Üzüldüğümüz mesela kayıplarımız oldu. Şeylerimiz oldu, ölüm vakalarımız oldu. O her insanın başına geldi, gelecek. Öyle ama şükretmeyi. Öncelikle şükretmeyi kendime şey yaptım. Şükür diyoruz, başka bir şey yok. Her şey için. Gelse de en acı sözler dili. Akmayacaktın hani, ey gözyaşım, akmayacaktın.